Oturttur, yatır. Şimdi bana bak de. Aldı. Bravo. Bir de bak benim al dememe gitmedi. Onun al demesine gitti. Evet. Aferin. Ne oldu? Ne yapması lazımdı? Elbisesini parçalaması lazımdı. Normalde. Normalde. Ne yapıyor? Şimdi komut alıyor değil mi? Derinden. Evet. Evet. Derin memnun musun bu işten? Daha güzel değil mi ısırmayan köpek? Aferin sana. Ne kadardı? 5 ay. 5 ay. Bir Beagle. Beagle köpek tartışmanız var mı? Çok hareketli oluyor. Çok hareketli. Normalde bir av köpeği Beagle'lar. Doğası gereği hiç durmadan koşan, yorulmak bilmeyen, enerjik bir köpeğe sahibiz. Şimdi şunu lütfen unutmayın. Bu sizin torununuz gibi değil. Bu bir köpek. Bir kere bir köpeğe köpek gibi davranmak zorundayız. Köpeğe bir çocuk gibi davranırsak hiçbir şekilde bir arpa boyu yol alamayız. Bunu lütfen unutmayın. Bu yüzden kurallarımız var. Kurallarımız da nettir. Ama bu kuralları da evde bir kişi yapıp üç kişi yapmazsa ya da iki kişi yapıp iki kişi yapmazsa yine olmaz. Kurallar herkes için kuraldır. Yani burada anneniz de o kurala uymak zorunda. Babamız duymak zorunda, çocuklarımız duymak zorunda. Ve bu kurala göre hareket etmemiz lazım ki köpek doğru yolu bulmalısın. Köpeklerde şu algı var. Maalesef ki öğrenirken köpek sahibi odaklı oluyor. Ama bazen kafası karışıp başka seslere algı dağılıklığı dediğimiz olaylardır bunlar. Algı dağılıklığı dikkat dağılıklığı. Sana odaklı ama kafa başka yerde. Ve kafa kayıyor. Bebeklikten dolayı bunlar. Bu büyüdükçe geçecek. Biz burada tüm temel komutları çalışacağız. Temel komutlar nedir? Otur, bekle, yat, gel, yere bir yiyecek açacağız. Biz al demeden almayacağız. Mesela alıyor mu şu anda onu? Alıyor. Tamam. Şimdi bizim temel komutları niye çalışıyoruz? Köpeğiniz daha küçük. İlerleyen hayatınızda yani daha en az 13-14 sene yaşayacaksınız güzel bakarsanız köpeğinize. Bu köpekle daha keyifli bir hayat yaşamak için. Evet. Yapacağız bu kuralları. Şimdi Onur Bey, bizi neden çağırdınız? Öncelikle bizi bulma sebebiniz neydi? Ya bu tek başına başarılı bir şey değil. Onun canlı. Tamam. Sen çıkmak gerekiyor. Çocuk gibi. Evet. Tam çocuklarımızı en iyisi iyi etmek istiyorsak. Evet. Bu da bir canlı. Bunun da bir eğitim ihtiyacı var. Evet. Tebrik ederim. Orada sana bir eğitim ihtiyacı var. Tebrik ederim. Biz canlı beceremeyiz onun. Harikasınız. Sizin gibi düşünen az aile var. Burada benim dediğim yoldan gittiğiniz müddetçe hiçbir çukurlu yola, hiçbir dikenli yola girmezsiniz. Ama yeter ki benim dediklerim yok. Benim gösterdiğim yoldan gidin. O zaten çok zeki. Çabuk algılıyor, çabuk öğreniyorlar. Hemen de uygulamaya geçiyor. Önemli olan ama burada ne? Karşısında dimdik duruşunuzu kaybetmemeniz. O dik duruşu kaybederseniz sıkıntı yaşarsınız. Unutmayın, köpekler önce dünyayı tanıyacak. Çünkü hiçbir şey bilmiyor. Nasıl ki torunumuz dünyayı bilmiyor, yavaş yavaş öğretiyorsunuz. Belki 50 kere söylüyorsunuz değil mi? Yapma çocuğum, elle evladım, yapma demedim mi, otur demedim mi? Bunu da öyle yapmamız lazım. Ki öğrensin. Aşağı. Öğrenebilmesi için uygulama yapması lazım. Gel bakalım. Gel böyle. Gel böyle. Uzay. Otur. Uzay. Otur. Aferin sana, bravo. Aferin, gel. Otur. Aferin. Şimdi otur beden dili elimizin tersidir. Otur, gel, bekle, yat. Bu beden dilimize göre hareket etmemiz lazım. Gel. Aferin sana, bravo. Gel bakalım. Sen ne yaptın kız? Aa, gel bakalım. Şişt, atlamak yok. Gel böyle. Gel böyle, gel. Otur. Aferin sana. Şimdi bir de elimizi açıp göz teması kurmak lazım. Bana bak. Bana bak çok önemli bir konu. Çünkü köpek sahibine odaklı olmak zorunda. Şşşt! Atlamak yok. Hayır. Gülme. Gülme. Bekle. Şşşt! Geç arkaya. Geç arkaya. Bekle orada. Otur. Aferin. Bekle. Ben ev sahibini açıyorum ama. Ateş bir zengi. Şşşt!
Şimdi yani. Bir kere kapıyı köpek... Hey! Bekle, kapıyı açmakta acele etmeyin. Köpek buraya müdahale etmesin. Şşş! Hey! Bekle! 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 Hoş geldiniz. Bekle! Aferin! Şimdi ben ne yaptım? Burada köpeğimi bekletip kapıyı açtım. Ondan sonra aferin deyip bir ödül verdim. Otur. Gel. Otur. Aferin. Bir kere köpeğinize atlama alışkanlığı var. Bu alışkanlık kötü bir alışkanlık. Bunu da maalesef insanlar öğretiyor. Gel bakalım. Gel. Otur. Hayır. Otur. Aferin. Bekle. Bana bak. Bana bak. Aferin dediğimi. Aferin. Evet. Bekle komutuna geçelim bakalım. Otur. Aferin. Bekle. Hayır. 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 Bekle. 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 Aferin. Şimdi kısa kısa başlıyoruz. Daha sonra bu mesafeyi uzatacağız. Koridorun sonuna kadar gözden de kaybolacağız. Önemli olan burada beni beklemesi. İstediğimi yapması önemli olan. Niye ben tekrar yapacağım ona bekle 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 diye. Bekle. Kafasına bu hareketi evet dur der gibi. Dur der gibi. Otur. Otur. Bekle. Yat. Gel. Bak gel dedim kalktı zaten. Aferin. Aferin. Evet gel. Otur. Aferin. Bekle. Şşt, hayır. Hayır. Otur. Aferin. Bekle. Hayır. 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 Otur. Aferin. Bekle. Evet. Bekle ile ilgili sıkıntı var. Beklemeyi bilmiyorum. Otur. Efendim? Beklemeyi falan. Bilmiyor mu? Yapamıyorum. Tamam. Öğrenecek o zaman. Gel. Otur. Otur. Aferin. Bekle. Geç anneciğim. Geç sen. Bekle. Hayır. Geçin siz de. Gelin. Gelin. Şşt. Gel böyle. Aferin. Otur. Aferin. Aferin. Hayır. Aşağı. Atlamak yok. Bekle. Şimdi kısa kısa başlayacağız. Bekle. Bekle. Aferin. Şimdi köpeğimize şunu öğretiyoruz. Gel de. Gel. Oturttur. Otur. Aferin de. Bekle. Aferin. Bekle de. Bekle. Sesli. Bekle. 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 Çok bekle. Çok bekle deme. Bir ilk kere demen yeterli. Şimdi git üstüne köpeğinin. Bir daha bekle de. Şimdi ver. Aferin. Sev şimdi köpeğini. Aferin size ve bravo. Daha güzel bak. Böyle daha güzel değil mi devrim? Isırmıyor değil mi? Isırmıyor. Aferin. Ne yapıyorsun aşkım sen orada? Ne yapıyorsun orada? Sen ne yapıyorsun orada? Seni kapattılar mı? Balkona mı kapattılar seni? Seni balkona mı kapattılar? Atlamak yok. Atlamak yok. Bakalım. Otur. Aferin. Yat. Hayır. Yat. Yat. Yatı biliyor mu? Yok. Hiç bilmiyorum. Hiç. Onu üretemedik. Yatmayın şimdi. Öğreteceğiz. Öğreneceksin aşağı. Bana bak. Aferin. Öğreteceğiz. Ben yapayım. Gel. Gel. Yok. Yaşa. Gel. Otur. Aferin. Yat. Yat. Aferin. Aferin. Gel. Otur. Aferin. Yat. Bana bak. Aferin sana. Bravo aşkıma. Aferin. Yo çok güzel, çok, çok güzel. Araları çok iyi. Bak az önce mesela siz yoktunuz, bir tek anne vardı. Isırmaya demiyor, yalamak istiyor onu. Onunla oynamak istiyor. Evet. Saçlarını yaladı, vücudunu geliyor, yaladı. Geliyor, elbisesini kokluyor. Daha çekiştirmez misin? Yok, yoksa yırtılmaz mıydı o elbise şimdi ya kızım? Ne yapıyor? Isırmıyor mu? Yok yok, ısırmıyor. Sadece kokluyor. Eskiden nasıldı? O elbise şimdi paramparça oldu. Geliyor kadın. Evet. Evet, sev onu. Ne yapıyorsun? Yaramaz. Baktık. Benim bekliyorum. Ne güzel oynuyorlar. Nurma sevdiğini konuşsana kızım. Aynen.
neler söyledi, neler söyledi ona. Bak yumuşak sevince daha güzel değil mi Derin? Hoca da buradaydı. Ha? Aferin, otur. Yat. Bana bak. Bekle. Gel. Otur. Yat. Bekle. 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 Bana bak. Bak. Aferin. Aferin bebeğime. Bravo. Bu eskiden ben ısırıyordu, artık ısırmıyor. Nasıl oynuyorsunuz? Yalıyor. Yalayarak oynuyor. Seviyor seni. Seviyor. Peki komutlarını dinliyor mu? Dinliyor. Bugün eğitim yaptık. Dinledi. Aferin. Eskiden dinliyor muydu seni? Dinlemiyordu. Peki eteklerini ya da her şeyini parçalıyor muydu eskiden? Parçalıyordu. Şimdi? Çorap yuttu. Çorap yuttu. Şimdi daha mı rahatsın? Rahatım. Şimdi yapmıyor. Nasıl oynuyorsunuz? Buzaya oyuncak veriyorum. Ağlanırken seviyorum. Eskisi gibi değil mi peki? Değil. Şimdi daha mutlusun değil mi? Hadi bakalım. Merhabalar, Gülden ben. Uzay Beagle cinsi bir köpeğimiz. 2 aylıktı bize geldiğinde. Hiç bizi dinlemiyordu. Yaramaz bir çocuk olarak geldi. Daha sonra köpek eğitimiyle ilgili ne yapabiliriz diye araştırırken Alper Bey'i bulduk. Görüşmeye karar verdik. Önce bize 17 madde gönderdi. Elimizden geldiği kadar uygulamaya çalıştık. Sonra kendisi geldi. Hem bizi hem köpeğimizi bilinçlendirdi. Onun eğitti. Artık komutlarımızı uyuyor, bizi dinliyor. Böyle daha mutluyuz, daha güzel oynuyoruz. Kızımı çok ısırıyordu. Artık o bitti. Bütün elbiseleri, etekleri hep yırtılmıştı. Dişliyordu onları. Şu an öyle bir şey yok, kalmadı. Gayet rahatız, mutluyuz. Teşekkür ederiz. Evet, eğitimimizin bugün son günü. Çok güzel bir ailesiniz. Öncelikle her şey için size çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki böyle sahiplersiniz, onunla ilgileniyorsunuz, sabır gösteriyorsunuz her şeyden önemlisi. Çünkü bir köpek edinmek, bir evde köpek bakmak çok büyük sabır isteyen bir durumdur. Siz bunu çok güzel bir şekilde bu sabrı geçtiniz, benim için öyle. Size birkaç hediyemiz var. Öncelikle şöyle ailenizin olduğu bir baskı aldım, hepimizin olduğu. Al bakalım. Daha sonra köpeğinizin olduğu bir fotoğraf, bir baskısı aldım. Bunda çerçeve edilsiniz umarım. Ve mezun ettik diplomamız. Mezun oldu. Köpeğimiz. Umarım benim açtığım yolda dümdüz gidersiniz. Benim tek isteğim bu. Size güzel bir yol açtık derince. Bu açtığımız yolda çalışmamız çok önemli. Önümüzdeki bir aylık süreç çok önemli. Az sonra anlatacağım o sürecin nasıl işleyeceğini. Köpeğimiz görüyorsunuz daha dengeli artık. İlk geldiğim gün deliriyordum köpek burada. Bitmiş durumdaydı. Her şey daha güzel olduğunu umuyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey için teşekkür ederim. Teşekkürler. 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 Teşekkürler.